arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen. Çek çek. Gülüşen. Çok geçmiş olsun. Efendim ifade için tamamladım efendim. Bir şey söylemek ister misiniz? Var mı bir açıklamanız? Hayır. Sevk oldu mu Ozan Bey? Adresi sevk oldu mu? Eşinin kim bu altında var ya? Ozan Bey eşiniz var. Sevk oldu mu Ozan Bey? Adresi sevk oldu mu? Pardon arkadaşlar. Eşiniz kız altında var ya? Ozan Bey eşiniz Adliye'ye sevk oldu mu? Efendim çok kısa. Buyurun. Tamam gitmeyelim daha gitmeyelim. Tamam gitmeyelim. Bu sabahtan beri ülke gündemini yoğunlukla meşgul etmesinden dolayı sosyal medyada ve çeşitli mecralarda konuyla ilgili birçok haber yapılmış olması ve gün sonunda çok üzücü bir neticeyle müvekkilimin de tutuklanmış olması sebebiyle çok kısa konunun müvekkilim ve hukuken ne mahiyette olduğuna dair bir açıklama yapmak uygun oldu. Hepinizin de duymuş olacağı üzere çok üzücü bir şekilde Gülşen Hanım tutuklandı. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Avukatları, ailesi, kendisi hepimiz çok üzgünüz. Burada müvekkilim Gülşen hepimiz gibi bir Türk vatandaşı, Türkiye bir hukuk devleti ve yasaların müvekkilim içinde adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını beklerdik. Kanaatimizce müvekkilimizin işlemiş olduğu bir suç bulunmamaktadır. Teknik bir bilgi olacak ama Türk Ceza Kanunu madde 216 tanımlı suçtan kendisi aleyhinde soruşturma başlatıldı. Bu suçun alt ve üst sınırlarına baktığımızda tutuklama tedbiri çok uygunsuz olmuştur. İnanıyoruz ki bu usul ve yasaya aykırı olan karar itiraz neticesinde kaldırılacaktır. Şu aşamada daha başka söylenebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ne yazık ki bugün bir tutuklama ile sonuçlandı konu. Yarın sabahtan itirazımızı ilgili mercilere ileteceğiz. Konunun da takipçisi olacak. Kendisi gayet güçlü durumda. Yaklaşık 3-4 dakika önce yanındaydım. Tabii ki üzgünüz, hepimiz üzgünüz. Böyle bir karar çıkmasını beklemiyorduk. Çünkü suçta ve cezada kanunilik önemlidir. Ve o itibarla öngörmediğimiz bir durum vuku buldu. Tabii ki isnat edilen suç ve cümleye bakıldığı zaman eleştirisel boyutları olabilir. Ve fakat hani eleştire yapılabilecek bir cümle esasen suç teşkil etmek zorunda da değildir. Ben bir hukukçu olarak, tabii ki Gülşen Hanım'ın avukatı olarak isnat edilen suçun gerçekleşmediği kanaatindeyim hukuken. Ve fakat savcılık ve sulh ceza makamları farklı değerlendirdi. Tutuklama tedbirinin orantısız olduğunu düşünüyoruz. O itibarla itirazlarımızı gerçekleştireceğiz.